İşte burası benim tam bir atölyemdi. Daha önceden burada inşaat temelleri vardı. Ve burası normalden bakın şeyden kayalar kırılarak oyulmuş. Temel bir de beton olduğu için çok sıcak oluyordu. Şu anda bu temeller kırıldı. Lozerlerle aldı götürdü. Demirleri falan ayıklandı. Toprağa dönüştü. Taşlı bir toprak oldu. Bakın ilk erosumu tam şurada buldum. İlk erosu orada çiğin arasında buldum. Rüzgar var. Şuralarda falan. Şurada cüce kerpenkere yakaladım. Şurada tam burada. Tamam mı? Altın kazıcı eşek arısı. Dev bir eşek arısı yakaladım. Bir sürü örümcek çeşidi. Dikenli kelerleri ilk defa buralarda gördüm. Şurada yakaladım. Şurada yakaladım daha sonra. Birkaç çeşit yılan, uysal yılan yakaladım. Yani bu şurada sadece şu kadarcık bir alanda, bakın şu kadarcık bir alanda yaklaşık 10 çeşit Eros dahil örümcek, 5-6 çeşit sürüngen yakaladım ve çektim. Görüntüledim. Bakalım daha geçen sene buraları talan edildi yani böyle. Takır takır kırıldı. Bakın iki tane. Yani canlı manlı göremiyoruz altlarında. Yerde var. Yine de şöyle bir kaldıralım. Kırk ayaklar. Bir tane larva bakın. Şey larvası. Karapuz larvası. Çıkıyor mu? Şu karapuz larvası ısırır. Isırır. Larva aşamasında çok ısırgan durumdur. Küçük de. Hayır, hala canlılar mevcut. Ama burada aylarca dozerler çalıştı. Öyle kaya şeyleri kırdılar, temelleri kırdılar falan. Yakında şu yamaçlara şey çıkacak. Dikenli kelerler çıkacak. Daha sonra ilk önce buralarda gözüktü zaten. Ondan sonra böyle yayıldı. Buralarda falan da gözükmeye başladı. Dikenli kelerler sevdi burayı. Çamur galiba da. Çok yağmıyor. Havalarda soğuk gidiyor. Zamanla bu kayaların altları burada... Oha! Bu ne ya? Vay be, kırk ayak patırtısına bak. Aynı yere öbek olmuşlar. Böyle koloni oluşturmayı severler onlar. Toplu olarak yaşarlar. Güzel. Örtmeyi kesmesinler. Acayip fazla ya. Bir yere toplanmışlar. Tamam, yavaş yavaş. Şurada bir delik var gibi. Bir erken çıkmış bir yılan falan yakalayabilir miyiz diye bakıyorum. Yok, bol bol kırk ayak. İstapot az ama. Bakın istapot olması çok önemli. İstapotlar yaşam döngüsünde temeli oluşturuyor çünkü. En alt basamağı oluşturuyor. Kırk ayak çöpçü tamam iyi. İstapot da çöpçü de kırk ayakları çoğu hayvan avlayamıyor. Bu otlardan yoktu mesela. Bu otlar sonradan. Oha! Buranın... Kırkayak cenneti olmuş burası. 2, 4 sayılmaz vallahi. 30 tane falan var. Şuraya bakın ya. Ya doğa sen nesin be kardeşim? Bu kadar mı sürpriz yaparsın? Her seferinde başka bir sürprizle karşılaşıyorsun. İnsanlar bir tane göremezken bir yerde şurada oluşan bir kovuk bakın. Taşta hepsi buradan girmiş. Şuraya beklenmiş. 30-40 tane var. Evet. Bir tane daha kaldıralım. Kayak yana bir tane küçük. Aha. İşte. İyi. İyi. Steyato'da. Bakın dişi. Bir tane erkek lazım bana aslında. Erkek var mı? Erkek olsa alırız.
Erkek yok. Şu girinti de ezilmez, kapatalım. Tekrar yuva yapmaya uğraşmasın. Ezilmez orada. Evet. Bir erkek lazım bize. Evdeki dişi erkek arabaya çıkıyor çünkü. Huzursuz. Vay be. Eskiden betonun üstünde kaldırıyorduk. Şimdi toprakta kaldırıyoruz. Daha iyi. Ama oradaki ekosistem de tabii ki bozuldu. Bakın buraları falan çukurdu. Kayalarla doldurulmuş. Erosuslar, iri örümcekler, muhtemelen onlar bu kırılma esnasında zarar gördü. Şurası kuytu, şuraya gideceğim birazdan. Oho, kaldıramayız bunu. Çok iyi kaya. Tamamen spontan. Okulda sınav yaptım. Aha, solucan. Kapatmayalım, ezilmesin. Herhangi bir canlı izi, kabuk mabuk her şey bulabiliriz. Doğada duyularınızı açık bir şekilde tetikte bekleyeceksin. Görmek istiyorsun. Şurası benim gizli şeyimdi. Yakında yengeç örümcekleri bu bitkinin çiçekleri turuncu turuncu oluyor. Onlar da oluyorlar. Şöyle biraz kımıldatalım bakalım bir şeyler var mı? Hareketlensinler. Jumpikler de çıkar bunlara. Bakalım. Nasıl oluştu görüyor musunuz bitki? Nasıl kaliteli? Doğal. Yani beslemeye, yetiştirmeye kalk böyle sağlıklı yetiştiremezsin. Doğada kendiliğinden daha güçlü yetişiyorlar. Ohohohoho. Şurada, tam şurada, şu çatlaklarda akşam saati ezandan sonra, ezan okunduktan sonra keklikler geliyor yatıyordu. Resmen sesi duyuyorlar ve geliyorlar buraya yatıyorlardı. Biz de şu yurtta nöbet tutuyorduk. Şu yurtta nöbetçilik kapandı bu yurt. Orada nöbet tutuyorduk. Tam ezan okunduğunda keklikler şuradan süzülerek askeriye var aşağıda. Orada yayılıyorlar demek ki. Askeriye giremiyor insanlar. Akşam da uyumaya buraya giriyorlardı. Şuralarda yatıyorlardı. Geceyi burada geçiriyorlardı. Ne videolar çektik ya. Bir tane cüce baykuşumuz vardı. Tam şuradaki çatlak, bakın koyu bir çatlak var orada. O çatlakta geçiriyordu. Gündüzü, gece de hava çıkıyordu. Şurada yanan spotun ışığına gelen böcekleri falan avlıyordu. Kuşları, böcekleri. Akşam çıkıyordu o da. Ooo, çok fena. Çok fena bakın. İşte çam koza tırtılının tahribatı bakın. Görüyor musunuz? Ağaç resmen yapraksız kalmış gibi bir şey daha ki çıkmadılar. Bakın kozalar. Bu geçen senenin tahribatı. Bakın. Ana, çok fena. Çok çok fenaydı. Ağacı yemişler, ağaç kurtarmaya çalışıyor ama bakın yaprak yok üzerinde. Ve çam koza tırtılları her tarafta. Tam bir istilaya uğramış. Çam ağacı ciddi anlamda zarar görmüş. Ve bundan yakın zamanda Nisan ayında, Nisan ortalarında falan böyle buradan sürüler halinde tırtılların konvoyunu göreceğiz. Tırtıl konvoyu. Bakın her taraf. Oho, çok fena. Ağacı bitirmişler resmen. Bu ağaç bir senesini kaybetmiş. Bir sene hiç çalışmamış. O şekilde kalmış. İşte çam koza tırtılı. Böyle kozalar yapıyorlar. Örümcek ağına benziyor. Bakın burada bir tane öğleni atmışlar yuvadan. Ve çok var. Üstünde onlarca, bakın şuraları falan komple zaten yapraklardan belli. Şu yandakine bulaşmamış daha, bakın. Nasıl yeşil. Şu sanki kurumuş gibi.
salgından etkilenmiş. Bir ara bunun arkasında var orman. Bu ormanı komple öyle kuruttu gibi oldu. Ama kurutmuyor. Kurutmuyor, şey yapıyor. Durduruyor. O sene çalışamıyor ağaçlar. Gelişimini sürdüremiyor. Ben şu anda kaşınmaya başladım. Hala anormal derecede alerjik bakın. Her dalda neredeyse. Her dalda bunlardan var. Çok kötü sarmışlar. Bunları kessek şimdi içinden bir sürü çıkacak. Bir tanesini kesmeyi denesem mi acaba şurada alçaktakini? Şimdi kaşınıyorum ben yine. Şu bezlerin altında falan yılanlar olur. Geçici saklanırlar böyle. Denesek mi? Hayır, evet, boşver. Kaşınma, kaşınma. Kaşınma, yoksa ciddi kaşınırsın yani. Zaten incelemiştik. İçinde bir sürü tırtıl var. Havaların biraz daha ısınmasını bekliyor. Şu elik olanı da yani çıktı çıkacak. Dikenli kelerler şu çatlaklarda. Bakın susuzluyorlardı. O çatlaklardan çıkıyorlar. Şurada benim bir yolum vardı. Orasını da bozmuşlar. Oraya da kepçe sokmuşlar, kırmışlar. İşte baykuşlar uyuyordu. Çatlakta saklanıyordu. Dibinden geçiyorsun, kımıldamıyor. Kendine güveniyor yani. Görünmediğini biliyor. Geliyordum ben aynen böyle. Buradan yanından geçiyorum. Şuradan geçiyorum. Şurada duruyor. Şurada duruyor. Ama görünmediğini bildiği için hiç kımıldamıyor. Tam bu mesafeye giriyordum. Şöyle kamerada çaktırmadan buradan çekiyordum. Yüzüne baktığım zaman kafayı bir çeviriyorum. Görüldüğünü anlıyor. Kaçıyordu. Şu anda bile olabilir. Gerçi onu atmaca avladı. Ölüsünü hayvancının şurada buldum. Burada şey yapanın. Şu ya şurada ya şurada. Genelde şunda duruyordu. İnşallah soyu devam ediyordur. Harika bir canlı bakın. Topraktan sular sızıyor. Kayalarda. Of, kaşınmaya başladım. Kaşınmaya başladım. Psikolojik mi gerçek mi bilmiyorum. Bunlardan savruluyor çünkü. Buradan kaçma zamanı. Ne videolar çektim burada ben. Sansar gördüm. Burada sansar dışkıları görmüştüm. Gecede sansarı bulmuştum. Her türlü canlıyı burada gördük diyebilirim. Bakın bunlar şurada ağlar var. Bunlar işte daha önceki yıllarda ağ yaparak böyle aşağıya inen çam koza tırtıllarının ağları. Örümcek ağı gibi aynı. Su gözü var. Çok ince bir su gözü var. Şurada bir Eros yuvası vardı. Kayada. Dip kısmında erişemiyorduk ona. Sağlıklı bir dişili. Bunlara bir şey olmamıştır muhtemelen. Çünkü kayaları kırmadılar. Bu kayalara dokunmadılar. Şuradaki inşaat kayalarını kırdılar. Doğa yeniden kendini topluyor. Bakın. İşte tespih böceği. Top oluyor. Tespih böcekleriyle diğer bir de toplanmayanlar var. Bu toplananlar tespih böceği bence. Evet. Bu cüce kertenkeleler falan burada. Bu içeride de bunlar muhtemelen yuvalarında. Kaçamadılar. Bu yaz görürüz onları. Havalar ısınsın. Baharda bakalım. Yerlerden çıkacaklar mı? Bol bol kırkayak.
Vay, yükselmiş burası ya. Bakın normal şeyi yok. Buradan almışlar. Burada iri kayalar falan vardı. Katır kuyrukları. Bunlar da mikron matalarla jumpingler. Çok severim bunu. Tam şurada bir tane Eros bulmuştum. Videosunu çekmiştim. Evet, işte şunlar bakın, şu tırtıllar çok büyüyecek ve sarı bir kelebeğe dönüşecek. Şu anda çok küçük, zehirli bir kelebeğe dönüşüyor. Bunları örümcekler yemiyor. Şunlar da değişik bitkilerde, tahıl biti gibi bir şey bunlar. Bakın gagası vardır onun. Görülüyorsa da bak ya. Bunlar da bu bitkiyi çok seviyor. Şu bitki canlıların çok popüler bir bitkisi. Katır kuyruğu. Tüylü. Böyle insanı rahatsız edici, kadifemsi bir tüyü var. Ama canlılar tarafından çok sevilen bir bitki. Evet. Benim staj alanımı gelişimimdeki en önemli bir bölge burası benim için. Böyle bir kısa turu yaptım. Yani her nöbetim esnasında şu pansiyon yazısının klimanın yanındaki camda 10 sene nöbet tuttum orada. Hep aynı odada kaldım. 10 sene boyunca ve oradan gözlemlerimi hem gece yaptım hem de öğrenciler gittikten sonra buralarda dolaşarak bu bölgedeki hemen hemen bütün canlıların kaydını aldım diyebilirim. Bütün canlıların kaydını aldım. Unuttum kaçan gözükmeyenler mutlaka vardır ama gördüğüm bütün canlıların hiç ayırt etmeden güzel video, çirkin video olacak kaygısı yaşamadan arşivimde bulunması için aldım. Mesela şu betonda, tabii ki sadece bu betonda değil, betonda yılanlar gidemiyor. Empusa türü peygamber de bilir, şu bölgede bir yerde çok fazlaydı. Şurada yanan spot ışık gece, Mayıs ayında erkekler uçarak buraya geliyordu. Şuraya düşüyorlardı ve arılar, kediler öldürüyordu önce, yaralıyordu onları. Sonra arılar geliyordu bunları, sabah erken saatlerde parça parça parçalıyor, alıyor götürüyordu. Oryantal arılar. Burada onlarcasını böyle parçalanırken gördüm sabahın erken saatlerinde. Vay be. Tam şu delikte, deliğin ağzında erkek erosuz görüntülerim. Her yerde ya, her yerde anım var. Her yerde çekim yaptım. Evet. Pervanenin bir tanesi kopmuş, çok ses yapıyor, takır 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 takır, en sonunda kopmuş gitmiş. Yıllar geçmiş burada. İşte karşıdan görünüşü de bu. Bu kadar bir alan. Ama bakmasını bilen gözler için müthiş bir yaşam alanı. Bakın, burada her çeşit arıyı görebilirsiniz. Evet. Bombus. Bakın bombus çalışıyor. Bal arıları zaten istemediğim kadar. Bakın bal arıları. Bombus. Daha küçük bir bombus.
Biberiye. Biberiye olması lazım bu. Bunların dikimini biliyorum ben, ne kadar büyüdür. Harika bir bitki bu. İşte arılar bayılıyor buna. Güveler de gelir. Ama güveler henüz çıkmamış galiba, göremedim. Bombusu ve balarısı var. Balarısı varsa bombusu hayli hayli olur. Siyah oduncu arılar gelir. Bir de bunda bir zararlı kın kanatlı var. Uğur böğçene benzer. Ondan bulabilecek miyim? Evet, buldum bile. Buldum bile. Bakın. Bakın. Bu dışarıdan görününce metalik parlak gibi gözüküyor. Yeşilimsi. Ama üzerinde çizgiler var aslında. Bu bitkiye özelleşmiş bir kın kanatlı zararlı. Evet. Umarım renkleri çıkıyordur. İçinde bordo çizgiler vardır çünkü. İngiltere bu zararlıla mücadele için ciddi bir bütçe ayırdı. Böyle bir yazı okumuştum. Biz çekimini yaptığımız hiçbir canlıyı öldürmüyoruz. Geç bakalım. Özlemişim doğa gezilerini. Bunlardan çok miktarda oluyor. Bakalım başka bulabilecek miyiz? Bir ara normal derecede istila boyutunda çoğaldığını görmüştüm onların çünkü. Şu anda çok fazla yok. Bu bile dengeleniyor demek ki doğada. Yani her dalda neredeyse buluyorduk. Bir tane de değil, çok sayıda bulunuyordu. Neyse, bir örnek gösterdim. İyi oldu. Bal arıları bombuslardan daha faal. Halbuki bombuslar, böyle sert hava şartlarında bombuslar önebilir. Ama bal arılarının daha faal olduğunu görüyorum. Her yeri bal arısı. Güzel. Burası böyle ayrı bir ekosistem. Baksanıza boya bak şu. Şimdi boya bakın. Biberiye, yanlış hatırlamıyorsam. O da biberiye böceği diye geçiyor zaten. Evet. Hadi bakalım, gidelim yavaş yavaş. Hayır, ne anılarım var şurada.